Allah dostlarını bitirmeye çalışırsan veya Allah dostlarını yok saymaya çalışırsan sen aslında Ceddin Fatih Sultan Mehmet Hanları, Yavuz Sultan Selimleri, Kanuni Sultan Süleymanları, Yıldırım Beyazıt Hanları, Murad-ı Hüdavendigarları yok saymaya çalışıyorsun. Çünkü bu insanlar bütün bugün sen köprülere dair veya bugün bak köprülerimizin veya yapılan yeni yerlerimizin isimlerinde hep padişahlarımızın ismi var. Niye? Çünkü gerçekten onlardan memnunuz, yapmış oldukları icraatları beğeniyoruz ve hayatlarının altına, yaşatların altına imzalarımızı atıyoruz. Ama bu insanlar bu hayatları neye göre yaşadılar? Veya bu insanların dünyadaki kılavuzları, gayeleri, hedefleri, amaçları neydi? Veya kimlere örnek aldılar? Sen bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ı ne kadar beğeniyorsan onun beğenisinin altında bir Akşemseddin Hazretleri var, bir Hacı Bayram-ı Veli var. Veya sen bugün Kanuni Sultan Süleyman'ı beğeniyorsan yine aynı şekilde Ebu Suud Efendiler var. Veya sen Yavuz Sultan Selim Hanları beğeniyorsan onun yine şeyhleri, mürşitleri var. Veya Emir Sultanlar var. Sen Mevlana Celaleddin Rumi'yi bütün dünyaya tanıtıyorsun. Sen onun Mevlana oluşunun altındaki temel kaideleri yok saymaya çalışıyorsun. Sen tarikatı yok saymaya çalışıyorsun. Yoksa kimse babasının evinden bir ilim getirip de insanlara sunmadı. Her birisi Mevla'nın onlara ikram etmiş olduğu, Allah'ı bilme yollarında elde etmiş oldukları bir mürşitten elde etmiş oldukları ilimlerle insanlara ışık tuttu bunlar ve tutmaya devam ediyorlar ve kıyamete kadar da tutacaklar. Devam edecek. İsteseniz de istemeseniz de. Ama senin hayatın içinde yapmış olduğun bazı yanlışlıkları veya kendisini ilim adamı olarak sunup kendisini alim olarak millete çakmaya çalışan ama hayatına baktığımızda ne Resulullah'ın sünnetiyle sünnetlenmiş ne Allah'ın ayetlerinden yeterince istifade etmiş veya hiçbir şekilde bugüne kadar bir tane talebe yetiştirmemiş insanların çıkıp da ilahiyatçı kimliği altında veya benzeri kimlikle konu çok başka yere sapacak belki ama saptırmıyorum. Bu isimlerle beraber insanlara tarikatları, cemaatleri yani konumuz nefs olduğu için buradan görüyorum. Çünkü nefisle mücadelenin kapısı bu kapılar. Burada bunun tedavisi var. Sen şimdi tüberkülozu tedavi edecek hastaneleri kapatırsan, sen şimdi vebaları, kolera hastalıklarını tedavi edecek hastaneleri kapatır, doktorları yasaklarsan her tarafı pislik götürür, her tarafa hastalık bulaşır, her tarafı salgın kaplar. Ondan sonra da aman yandık, bittik, öldük demeyeceksin. Sen profesörlerini muhafaza edeceksin. Bu işin profesörleri, ordinaryusları Allah dostlarıdır. Nefisle mücadelenin bunlardır mimarları. Bunlar da yıllardır bu işin... Ama hoşuma giden neresi biliyor musun? Yani. Şimdi hoşuma giden de ifade şurası. Mevla nefsi, yani nefsi sadece samimi iman edenlerin terbiye edebileceğini şekilde yaratmış. Çok önemli bu da.